her seçimden olduğu gibi 7 Haziran'da da partimiz için çıkartacağımız ders ve sonuçlar olacaktır. Bunların incelemelerini teferruatlı şekilde yaptık, yapıyoruz. Milletimizin yanılmaz sağduyusuyla verdiği siyasi mesajları iyi değerlendirmek durumunda olduğumuzun farkındayız. Sonuçlar, gerekçelerimiz ne olursa olsun, kendimizi anlatamadığımız önemli oranda toplumsal bir kesimin varlığına da işaret etmektedir. Ancak seçimin ardından partimizin aldığı sonucu küçümseyen, eleştiren bazı mihraklar türemiştir ki bunlara milliyetçi harekette ne gibi katkılar sağladıklarını, hangi desteği verdiklerini sormak en doğal hakkımızdır. Ellerine geçirmiş oldukları sütunları, ekranları ve masaları bir kez bile milliyetçi hareketin lehine kullanmayanların bugün kazanılmış başarıyı çarpıtmaları basitliktir. Bizler real politik bir disiplin içinde, milliyetçi ahlakın bilinciyle her eleştiriyi dinlemeye ve sonuç çıkarmaya hazırız. Fakat bunun öncelikle hakkaniyete ve sonra siyasi ve vicdani adaba uygun olmasını ister ve bekleriz. Milliyetçileri meclis çatısından uzak tutmak için kurulan tuzakları, partimizi ve davamızı içten yıkmak için sokulan fitneleri, yapılan dedikoduları, oynanan oyunları asla ve asla unutmayız. Biz Milliyetçi Hareket'in bugünlere kolay gelmediğini yaşayarak biliyoruz. Çekilen sıkıntıların, verilen kutlu mücadelenin en canlı tanığıyız. Bu itibarla sizler mücadelenizle içten ve dıştan kurulan ablukayı parçaladınız ve bu kutlu mekanda yer alabildiniz. Gönül isterdi ki diğer adaylarımız da burada bulunsunlar. Ancak bilinmelidir ki onların da verdikleri mücadele en az burada bulunan arkadaşlarımız kadar önemli, saygın ve değerli olmuştur. Milliyetçi Hareket bugün sayıları 7,5 milyona yaklaşan vatan evladının gözüne ve gönlüne girmeyi başarmışsa bunun gurur payesi tüm dava arkadaşlarımındır. Bu asla hafife alınacak bir sonuç değildir ve kolay elde edilmemiştir. Partimizin kurulduğu ve liderimiz Alparslan Türkeş Bey'in tek temsilci olarak meclise girdiği 1969 yılından bu yana verilen şerefli bir mücadelenin adım adım ulaşılan eseridir. Sizleri, cefakar teşkilat mensuplarımızı ve Milliyetçi Harekete gönül vermiş kardeşlerimi kutluyorum. Gururla söylemek isterim ki %16,3 oy oranı ve 80 milletvekiliyle aziz milletimiz etrafına çekilmek istenen surları yıkıp büyük bir kuşatmayı yarmıştır. Ulaştığımız bu sonuçla Türkiye'mizin sahipsiz olmadığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Hepinizle iftar ediyorum. Türk milletinin kalbinin attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyor olmanızın önemini herkes yakında daha iyi anlayacak ve anlamlandıracaktır. Bu imkanı veren, bizlere veren büyük milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Unutmayınız ki Milliyetçi Hareket Türk siyasetinin tertemiz bir yüzü, Türk milletinin taviz vermeyecek son siperi, teslim olmayacak, düşürülmeyecek son kalesidir. Bizi var kılan vatan ve millet sevdasıdır. Koltuk merakıyla ne ilkelerimizden cayarız, ne de makam mevki tutkusuyla inançlarımızı pazarlık konusu yaparız. Çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz Türk İslam ülküsünün yılmaz bekçileriyiz.